Çağın en büyük hastalıklarından birisi güvensizliktir. Kendine ve dünyaya güvenmediğinde kendini ifade etmek ve potansiyelini gerçekleştirmek zorlaşır. Basitçe hep bir şeylerin eksik olduğunu hissedersin. Kendine güven geliştirilebilir bir özelliktir. Bu uygulamayı kendine güven alanında sorun yaşayan veya gelişmek isteyen insanlar için hazırladım. Hayatının hangi döneminde olursan ol, her zaman gelişebilirsin. Şimdi hazırlan. Rahat bir yere yerleş. Eğer uygulama sırasında uyanık olursan daha fazla faydalanırsın. Ama çok yorgunsan ve uykuya dalmak istersen de lütfen yap. Bedenin dinlenmesine izin ver. Ve gerçekten gerekmedikçe bedeni hareket ettirme. Hazır olduğunda göz kapaklarını kapat ve nefesin farkına var. Nefesi serbest bırak. Dikkatini her nefeste yükselip alçalan karnına çevir. Ve hazır olduğunda burnundan sakin ve uzun bir nefes al. En tepede nefesini tut. Ağzından bırak ve gevşe. İkinci defa. Sakin ve derin bir nefes, ciğerlerini iyice doldur, bırak ve daha da rahatla. Bedene yayılan hislerin farkına var. Birazdan üçüncü nefesi sesli bırakmanı isteyeceğim. Nefes alırken günün tüm yorgunluğunu topla, ciğerlerini iyice doldur, nefesini tut, tut ve ağzından bırak. Daha da rahatla. Nefes alışverişin rahatlarken ayak tabanlarına doğru gevşe. Günün yorgunluğu ve stres tortuları verdiğin her nefesle bedeni terk ediyor. Kolların ve bacakların gevşemeye başlamasına izin ver. Şu anda hiçbir şey yapmana gerek yok. Bu senin zamanın. Güvendesin. Gevşemeye devam ederken minik göz kapaklarının farkına var. Bütün gün hareket eden o minik kasların tamamen gevşemelerine izin ver. Göz kapakları rahatladıkça gevşeme göz bebeklerine ve göz bebeklerinin arkasına doğru süzülüyor. Göz çukurları rahatlıkla dolup taşıyor. Yayılmaya başlayan rahatlığın farkına var. Ve göz kapaklarındaki rahatlığın yanaklara ve çeneye akmasına izin ver. Ve çene gevşedikçe oradaki tüm dokular esnek lastikler gibi gevşiyor. Sen gevşedikçe tüm dokular rahatlık, huzur ve sağlığa açılıyor. Bütün gün farkında olmadan çalışan sinirler ve kaslar gevşedikçe rahatlıyor. Ve gevşeme boyna ve omuzlara akıyor. Her bir kas ve doku çözülen birer düğüm gibi çözülüyor. Omuzlarında taşıdığın ne varsa bırak. Ellerindeki tüm işleri bırak. Şu anda senden ve rahatlamandan daha önemli hiçbir şey yok. Ve sen gevşerken rahatlık kol ve bacaklara doğru akıyor. Omuzlardan yayılan gevşemenin tüm bedeni temizlemesine izin ver. Omuzlar uzandığın yere kendini bırakırken kollar ağırlaşıyor. Bacaklar boylu boyunca uzanıyor. Ve benim sesimle gevşemeye devam ediyorsun. Her nefes daha derine ve daha derine sürüklüyor. Sen rahatlamaya devam ederken birazdan sahip olduğun rahatlığı arttırmaya başlayacağız. Kendine 10 basamaklı bir merdivenin tepesinde hayal et. Her basamakta daha derin rahatlık yazılı. Birazdan ben ondan geriye doğru sayarken sen basamakları inmeye başlıyorsun. Her rakamdan sonra rahatlığın 2 kat daha derin ve yoğun hale gelmeye başlıyor. Eğer herhangi bir sebeple yürüme engelin varsa da sorun değil. Hayal gücünde her şeyi yapabilirsin. Basamakların tepesindesin. Hazır. 10. Aşağı inmeye başlıyorsun.
Kol ve bacaklar gittikçe ağırlaşıyor ve bütün iri kaslar gevşiyor. 9. İki kat daha da rahat. Kol ve bacaklar ağır lastik parçaları gibi yumuşuyorlar. 8. Daha da rahat. Tüm eklemler serbest, gevşek ve sakin. 7. Gevşemeye devam ederken daha da rahatlıyorsun. Tüm iskelet sistemi gevşiyor. Sağlıklı rahatlık iç organlarına doğru yayılıyor. 6. Nefes alışveriş rahatlıyor. Nefesler sakin ve çabasız. Gevşemeye devam ediyorsun. 5. Rahatlığın yarısı. Bedenin gevşedikçe zihnin gevşiyor ve zihnin gevşedikçe bedenin daha da gevşiyor. Güvenle rahatlamaya devam ediyorsun. 4. İki kat daha da rahat. Zihin gittikçe boşalıyor. Düşünceler uzaklaşıyor ve şu anda onlara ihtiyacın yok. 3. Daha rahat. Daha rahat. Ve çok daha rahat. Zihin hafifliyor ve ferahlıyor. 2. Güvenle gevşemeye devam ediyorsun. Ben konuşurken sen zihninde keyifli manzaralara sürüklenebilirsin. Onu serbest bırak. Ve 1. Derin rahatlık. Gevşemeye devam et. 1. Derin rahat. Gevşedikçe içini dolduran hislerin farkına var. Rahatlamaya devam et. Sen rahatladıkça rahatlığının sınırı yok. Her nefes kendiliğinden daha da derine sürüklüyor. Ve ben konuşurken belki huzurlu bir manzaraya sürükleniyorsun. Veya hayal gücünde keyifli hayallerde gezinebilirsin. Her neredeysen orada güvendesin. Benim sesim huzurla seni sarıp sarmalıyor. İçin sakinlik, dinginlik ve rahatlıkla dolup taşmaya başlıyor. Güvendesin ve rahatlamaya devam ediyorsun. Her kelime daha huzurlu bir rahatlığa sürüklüyor. Sen gevşedikçe zihnin yaratıcı ve faydalı fikirleri açılmaya başlıyor. Bütün bu fikirleri hayatın ve mutluluğun için kullanmaya hazırlanıyorsun. Bu derin potansiyeli kendin ve hayatın için kullanmayı öğreniyorsun. Sen kendine güvenen birisin. Kendinle ilgili güzel fikirlere sahipsin. Kendini ifade etmekten zevk alıyorsun. İçinde doğal bir huzur ve güven hissediyorsun. İnsanlarla konuşurken rahatça göz teması kuruyorsun. Arkadaşça bakışların ve rahatlığın doğal bir çekim gücü yaratıyor. İnsanlar seninle tanışmak ve konuşmak istiyorlar. Güçlü ve çekici bir karakterin var. Sen kendini ifade etme yönünde bir istek ve arzu hissediyorsun. Konuşurken rahat ve doğal bir tonda konuşuyorsun. Kelimelerin net, duruşun dik, beden dilin ifadelerini güçlendiren ikinci bir dil gibi. Her şey mükemmel bir uyum içinde. Sağlam ve kendinden emin bir enerjin var. Sen neşeli ve doğal olmayı seviyorsun. Diğer insanların fikirleri veya eleştirileriyle başa çıkabilirsin. Hiç kimsenin beklentisine göre yaşamak zorunda değilsin. Sınırlarını çiğneyen veya iyi niyetini suistimal etmeye kalkanlara karşı hazırlıklısın. Hayır kelimesini ustaca kullanmaya başlıyorsun. Hayır hayatına daha fazla sınır, daha fazla denge ve aynı zamanda yakınlık getiriyor. Böylece insanlar seni tam da olduğun gibi sağlıklı sınırlarında görmeyi, sevmeyi ve kabul etmeyi öğreniyorlar. Sen evet'i de, hayır'ı da gerektiği kadar ve kendine güvenerek kullanıyorsun. Kendine, söylediklerine ve kararlarına saygıyla yaklaşıyorsun. Kendi yargılarına güvenmeye başlamak hoşuna gidiyor. Karar verme ve harekete geçme konusunda ustalaşmaya başlıyorsun.
Artık sen olduğun gibi olmaya başlıyorsun. Doğal, rahat ve kendinle barışık birisin. Ve sen olduğun gibi olmaya başladığında seni doğal halinle sevebilecek insanlarla ilişki kuruyorsun. Girdiğin her ortamda doğal bir çekim gücü oluşturmaya başlıyorsun. İnsanlar senin gülümsemene, yaydığın iyimser enerjiye doğru çekilmeye başlıyor. Her nereye gidersen orayı aydınlatıyorsun. Ve insanlar seni olduğun gibi sevmeyi öğreniyor çünkü sen kendini seviyorsun. Sen kendini kabul ediyor ve takdir etmeyi öğreniyorsun. Eğer seni olduğun gibi sevemeyenler varsa, bunun da onlarla ilgili olduğunu öğreniyorsun. Artık diğerlerinin beklentisine veya fikirlerine göre yaşamak zorunda değilsin. Sen sensin. Ve bu dünyada senden sadece bir tane var. Artık hayatını bir üst seviyeye çıkarmaya hazırlanıyorsun. Onu olabilecek en güvenli, en keyifli, en doğal şekilde yaşamaya hazırlanıyorsun. Böylece her ilişkin daha doğal ve samimi temellere yerleşiyor. Kendini ifade ederken doğal hissediyorsun. Ve seni çekici yapan da bu. Kendi fikirlerine saygı duyuyorsun. Söylediklerini sahipleniyorsun. Kararlarına ve iradene saygı duyuyorsun. Sakin, güvende ve kendinden eminsin. Sadece güven, huzur ve uyum yaratan düşünceleri seçiyorsun. Kendin için iyi ve faydalı düşüncelere odaklanıyorsun. Artık zihninde sen kontrole geçmeye başlıyorsun. Olumlu ve iyi fikirlerin meyvesini toplamaya hazırlanıyorsun. Ve her ne yaparsan daha büyük bir iç huzur ve güvenle yapmaya başlıyorsun. Her türlü engel ve hayatındaki değişimle daha sakin ve güçlü başa çıkıyorsun. Değişimi hayatın doğal bir parçası olarak görüyor ve engellerle birlikte güçlenmeye hazırlanıyorsun. Kendini yükselen, öğrenen, gelişen birisi olarak kabul etmek hoşuna gidiyor. Her ne olursa olsun aşabilir, başarabilir veya geçip gidebilirsin. Derin bir nefes alıyor, sakinleşiyor ve tekrar harekete geçiyorsun. Sen kararlı ve mücadeleci birisin. Artık olumsuz düşüncelerin esiri olmayı reddediyorsun. Sınırlı düşünme ve hissetme kalıplarının ötesine geçiyorsun. Geçmişin zincirleri paramparça oluyor. Ve engel gibi görünen ne varsa yıkılan duvarlar gibi çökmeye başlıyorlar. Sen özgürsün. Sen sensin. Bu dünyada senden sadece bir tane var. Sen hayatın eşsiz bir ifadesisin. Hiç kimsenin beklentisine göre yaşamak zorunda değilsin. Sen kendi olumlu beklentilerinle hayatını yaşamaya başlıyorsun. Kendi değerlerine göre kararlar veriyorsun. Verdiğin her karar, hayatında daha barışık ve kontrolde hissetmeni sağlıyor. Sen kendini olduğun gibi değerli görmeye başlıyorsun. Güvendesin. Kendini istediğin gibi ifade etmekte özgürsün. Ve insanlar üzerinde olumlu bir etki oluşturuyorsun. Sosyalleşmeyi seviyorsun ve insanlar seninle olmaktan zevk alıyor. Davranışların ve insanlara yaklaşımın doğal, çekici ve samimi. İnsanlar seninle konuşmak ve tanışmak istiyorlar. Sen konuşurken ilgi uyandırıyorsun. Dinlerken iyi bir dinleyicisin. Kendine gösterdiğin saygıyı diğer insanlara da gösterdikçe, insanlarla olan ilişkine daha fazla yakınlık, saygı ve denge gelmeye başlıyor. Daha fazla gülümsemeye başlıyorsun. Kendini ve olduğun halini seviyorsun. Kendine ve insanlara yönelik anlayışlı ve sevecensin. Artık kendi sağlığını, iyiliğini ve güzelliğini beslemeyi öğreniyorsun. Kendini bol bol takdir ediyorsun. Her küçük başarı seni bir sonrakine taşıyan bir basamağa dönüşmeye başlıyor. Ve yol üstündeki her bir engel veya problem, en bilge öğretmenin bile öğretemeyeceği bilgelik çekirdekleriyle dolu. Sen öğrendikçe hayatın içinde akmaya başlıyorsun. Hayatın daha kolay ve rahat hale geliyor. Her türlü zorlu durum veya insanla daha güçlü başa çıkmayı öğreniyorsun. Kendine güveniyorsun. Kararlı ve netsin.
Sen kendinle ve dünya ile ilgili güzel düşüncelere sahipsin. Kendinden emin ve canlı hissediyorsun. Cana yakın, samimi ve doğal olmaya başlıyorsun. Ve rahatlamaya devam ederken zihnin günden güne daha uyanık ve berrak hissetmeye başlıyor. Düzenli bir zihne sahipsin. Hızlı ve net düşünebiliyorsun. Böylece hayatını yönetmek kolaylaşıyor. Problemlere daha büyük bir güvenle yaklaşmaya başlıyorsun. Eğer büyük problemlerse, onları parçalara bölüp her biriyle ayrı ayrı ilgileniyorsun. Problemleri de hayatın bir parçası olarak görüyorsun ve her birini kendi gelişimin için bir fırsata dönüştürüyorsun. Her zorluk veya mücadele, seni otomatik olarak güçlendiren bir fırsata dönüşmeye başlıyor. Bu tür değişim süreçlerinde veya geçiş aşamalarında yepyeni yetenek ve beceriler geliştirmeye başlıyorsun. Hayatında doğal bir yükseliş başlıyor. Artık sen mutlu olmayı seçiyorsun. Sen potansiyelini gerçekleştiriyorsun. Dünyaya güvenle ve neşeyle bakmayı tercih ediyorsun. Ve kendinin en iyi halini yaratmaya hazırlanıyorsun. Sen güçlendikçe koşullar ve insanlar senin üzerindeki gücünü kaybediyorlar. Sen kontrole geçiyorsun. Başarılarını bol bol takdir ediyorsun. Kendinde yeni ve güzel özellikler geliştirmeye başlıyorsun. Kim ne derse desin önemli değil. Sen diğerlerinin yargı ve beklentilerinden özgürsün. Artık yeni insanlarla tanışıyor ve fikirlerini ifade ediyorsun. Eşsiz bir zihnin var. Ve sen hayatın eşsiz bir ifadesisin. Kendin ve hayatınla ilgili güzel fikirlere sahipsin. Her işe başlarken en iyisini düşünüyor ve en iyisini veriyorsun. Üzerinde etki edebileceğin şeylere odaklanıyorsun. Kontrolün dışındaki şeylere enerjini vermeyi kesinlikle reddediyorsun. Kaygı, stres ve benzeri düşünceler zihinden temizlenmeye başlıyor. Sen stresten ve stresli düşüncelerden daha güçlüsün. Artık her rahatladığında kendi beyin kimyanla rahatlıyorsun. Her seferinde daha derin gevşiyorsun. Stres ve etkilerini rahatlıkla aşmayı öğreniyorsun. Yepyeni beceriler ve alışkanlıklar geliştiriyorsun. Zihnini kolayca gevşetme ve rahatlama becerisine kavuşuyorsun. Artık zihninde sen kontrole geçiyorsun. Zihnini programlamak için sorumluluk alıyor ve kendine zaman ayırıyorsun. Her gün hayatının birçok alanında daha kontrolde hissetmeye başlıyorsun. Hayatın daha kolay ve akıcı hale geliyor. Hayatla ve kendinle barışık hissetmeye başlıyorsun. Hayatı güzel yaşamayı seçiyor ve gelişmek için sorumluluk alıyorsun. Sağlık, zindelik ve net düşünme becerisine kavuşuyorsun. Sakin ve dengede hissediyorsun. Düşüncelerinin ve duygularının sorumluluğunu alıyorsun. Zihninde olumsuz bir düşünce belirdiğinde hemen daha iyi bir düşünceyle değiştiriyorsun. Artık olumsuz düşüncelere zaman ve enerji harcamayı reddediyorsun. Zihnin yaratıcı enerjisini sağlık, zindelik ve mutluluk için kullanmayı öğreniyorsun. Artık koşullar ve insanların esiri olmayı reddediyorsun. Zihninde özgürsün. Düşüncelerin değiştikçe hayatında daha dengede ve güçlü hissediyorsun. Sen hayatında etkin bir role yükseliyorsun. Güzel düşüncelerin güzel sonuçlar yaratmaya başlıyor. Anlayış, şefkat ve güvene kavuşuyorsun. Artık sen düşüncelere hükmediyorsun. Hayatını sağlık, mutluluk ve canlılık yaratacak hale getiriyorsun. Ve hayatın özü olan neşeli ve keyifli düşünceleri seçiyorsun. Duygu, düşünce ve davranışlarının sorumluluğunu alıyorsun. Sen huzurlu ve memnun edici bir hayatı yaşamayı seçiyorsun. Kendinle, geleceğinle ve hayatınla ilgili iyimser hissediyorsun. Artık kendine güvenerek olabilecek en canlı, en keyifli, en doyurucu hayatı yaşamaya başlıyorsun. Kendini her daim gelişen ve güçlenen birisi olarak hayal ediyorsun. Ve bütün bu fikirler zihninde gittikçe daha kalıcı ve olumlu şekilde yerleşmeye başlıyorlar. Bu ses kaydını her dinlediğinde, bu olumlu his ve düşünceler zihninde daha da kuvvetlenmeye başlıyor. Gün içinde,
Hiç beklenmedik zamanlarda bu fikirleri hatırlamaya ve hissetmeye başlıyorsun. Günden güne daha dinç, daha canlı ve kendinden eminsin. Ve biraz sonra ben birden beşe kadar sayacağım ve ben saymayı bitirdiğimde dinlenmiş, yenilenmiş ve çok daha iyi hissediyorsun. Göz kapakları açıldığında her yönden daha iyisin. Hazır. Bir yavaşça, rahatça, nazikçe ve sakince yeniden tam farkındalığına dönmeye başlıyorsun. 2. Bedenindeki tüm kas ve sinirler dinlenmiş, rahat ve çok daha iyi hissediyor. 3. Her yönden daha iyi hissetmeye başlıyorsun duygusal, zihinsel ve bedensel olarak dengede, rahatlamış ve güçlüsün. 4. Göz kapakları kıpır kıpır, göz bebekleri serin bir kaynak suyla yıkanmış gibi pırıl pırıl ve hayat dolular. Ve bir sonraki rakamda göz kapakları açıldığında dinlenmiş ve zinde hissediyorsun. Ve 5. Hazır olduğunda göz kapakları açılıyor. Derin bir nefes al, ciğerlerini iyice doldur, gerin ve yeniden tam farkındalığına dön.